1969 yılının Haziran ayında Dennis Lloyd Martin babasına bir şaka yapmak için yanından ayrıldı ve bir daha geri dönmeyerek Tennessee'deki bir ulusal parkın tarihindeki en büyük arama çalışmasını başlattı. Martin 1969'da ulusal parkta gerisinde iz bırakmadan kaybolmadan önce yalnızca 6 yaşındaydı. 13 Haziran 1969'da William Martin iki oğlu Douglas ve Deniz'i bir kamp gezisine getirdi. O gün bir hafta sonuydu, Babalar Günü. Aile ulusal parkta yürüyüş yapmayı planlıyordu. Yürüyüş Martinler adına bir aile geleneğiydi ve ilk gün sorunsuz geçmişti. 6 yaşındaki Deniz daha deneyimli olan yürüyüşçülere ayak uydurmayı başardı. Martin ailesi ikinci gün aile dostlarıyla bir araya geldi ve batıda manzarasıyla ünlü olan bir çayıra gitmek adına yollarına devam etti. Yetişkinler doğal dağ defnelerine bakarken çocuklar anne babalarına bir eşek şakası yapmak adına gizlice onların yanından uzaklaştı. Ama işler planladıkları gibi gitmedi. Şaka sırasında Deniz ormanda kayboldu. Ailesi onu bir daha hiç görmedi. Deniz'in kaybolması park tarihindeki en büyük arama kurtarma çalışmasını başlattı. Deniz Martin dumanlı dağlarda nasıl kayboldu? Deniz o tarihte kırmızı bir tişört giyerek yürüyüşe başladı. 6 yaşındaki çocuğun ilk gecelik kamp gezisiydi. Ailesinin en küçüğü olan Deniz duman dağlarında yıllık olan Babalar Günü yürüyüşüne çıkacağı için heyecanlıydı. Ancak gezinin ikinci gününde bir trajedi yaşandı. Martin ailesi kayıp oğulları hakkında herhangi bir bilgi için 5000 dolar ödül teklif etti. 14 Haziran günü aile denizden 1200 kilometre yüksekte olan dağ çayırına ulaştı. Burada başka bir aileyle görüştükten sonra Deniz ve erkek kardeşi beraber oynayacaklarını söyleyip diğer iki çocuktan ayrıldı. William Martin onların yetişkinlere gizlice yaklaşmak adına bir plan yaptığını duydu. Çocuklar ormana doğru koştu. O anlarda Deniz'in kırmızı gömleği yeşillikler arasında göze çarpıyordu. Daha sonra büyük çocuklar gülerek dışarıya fırladılar. Ama Deniz artık onlarla beraber değildi. Dakikalar geçtikçe William bir şeylerin ters gittiğini anladı. Ondan herhangi bir iz bulabilmek için Deniz'i aramaya başladı. Ama yanıt yoktu. Yetişkinler hemen yakınlardaki ormanı aradılar. Deniz'i bulabilmek adına çeşitli patikalarda bir aşağı bir yukarı yürüdüler. William çılgına dönmüş gibiydi. Deniz'i arayarak kilometrelerce yol kat etti. Telsizler ve dış dünyayla iletişim kurmanın herhangi bir yolu olmadığı için Martinler birisini şehre göndermek zorunda kaldı. Deniz'in büyük babası Clyde yardım getirebilmek adına yaklaşık 10 kilometre yürüdü. Gece çöktüğünde bir fırtına başladı. Birkaç saat içerisinde fırtına dumanlı dağların üzerine büyük bir yağmur bıraktı ve gerideki ayak izleri sel tarafından süpürüldü. Deniz'e dair herhangi bir kanıt bırakmadı. Milli Park tarihinin en büyük arama çalışması 15 Haziran 1969'un sabahında saat 5 sularında başladı. Ulusal Park Servisi 30 kişilik bir ekip oluşturdu. Saatler sonra olay yerine gönüllüler akın etti, arama ekibi hızla 240 insana kadar ulaştı. William Martin, park koruyucusuna oğlu Deniz'in en son nerede görüldüğünü anlatıyor. Arama ekibine kısa bir zamanda park koruyucuları, üniversite öğrencileri, itfaiyeciler, izciler, polis ve 60 yeşil bereli katıldı. Açık yönergeler veya bir organizasyon planı olmadığından araştırmacılar kanıt aramak adına Milli Park'ta dolaştılar. Arama günlerce sürdü ama hiçbir gün Martin'e dair herhangi bir iz bulunamadı. Helikopterler ve uçaklar Milli Park'ın büyük bir bölümünü aramak adına havalandı. Deniz'in 7. doğum günü olan 20 Haziran'da aramaya yaklaşık 800 insan katılmıştı. Hava Ulusal Muhafızları, ABD Sahil Güvenlik ve Ulusal Park Servisi bu ekibin içerisindeydi. Bir sonraki gün arama çalışmaları şaşırtıcı bir şekilde 1400 insanla zirveye ulaştı. Bir hafta sonra Ulusal Park Servisi Deniz'in cesedini bulurlarsa ne yapacaklarına dair bir plan hazırladılar. Yine de 13.000 saatten fazla arama hiçbir sonuç vermedi. Ne yazık ki belki de gönüllüler yanlışlıkla Deniz'e ne olduğuna dair bazı ipuçlarını yok etmişlerdi. Günler geçti, çocuğun canlı bulunamayacağı giderek daha da netleşti. Arama ve kurtarma çalışmaları Deniz Martin'i göremeden yavaş yavaş gücünü kaybetti. Martin ailesi bilgi için 5000 dolarlık ödül teklif etmişti. Buna karşılık oğullarda ne olduğunu bildiklerini iddia eden medyumlardan bir dizi telefon aldılar.
Dennis Martin arayanlar hızla büyüdü. ABD ordusu, Yeşil Bereliler, toplam 1400 insan onu bulmak adına çaba gösterdi. Yarım yüzyıldan fazla bir zaman sonra o gün Dennis Martin'e ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. En makul teoriler, kaçırılmadan önce parkta bir ayı veya vahşi domuzlar tarafından öldürüldüğü yönünde. O belki de bu hayvanlar tarafından yenildi. Ancak bazı insanlar Dennis Martin'in Milli Park'ta fark edilmeden yaşadığı söylenen yamyam vahşi insanlar tarafından şiddetli bir saldırının kurbanı olduğuna inanıyorlar. Cesedinden ya da giysisinden hiçbir şey bulunamadı. Martin ailesi ise birilerinin oğullarını kaçırmış olabileceğine inanıyor. Harold Kay, Dennis Martin'in kaybolduğu gün o bölgeye yalnızca 4 kilometre uzaktaydı. Tam o gün öğleden sonra Kay, mide bulandırıcı bir çığlık duyduğunu aktardı. Sonra Kay, ormanda aceleyle dolaşan dağınık bir yabancı grup gördü. Onların kaybolmayla bir bağlantıları var mıydı? 6 yaşındaki çocuk ortalıktan kaybolmuş ve ormanın derinliklerindeki dipsiz kuyuya düşmüş olabilir. Sarp vadilerle işaretlenmiş olan arazi Martin'in cesedini gizlemiş olabilir. Ya da ormandaki vahşi yaşam ona saldırmış olabilir. Dennis'in ortadan kaybolmasından yıllar sonra bir avcı, Dennis'in kaybolduğu yerden yaklaşık 2 kilometre uzakta bir çocuk iskeleti keşfetti. Adam ulusal parktan yasa dışı bir şekilde ginseng topladığı için iskeleti rapor etmeyi biraz bekledi. Ginseng avcısı yıllar sonra bir park servis görevlisiyle temasa geçti. Koruyucu 30 deneyimli kurtarıcıdan oluşan bir ekiple ormana girdi ama iskeleti bulamadılar. Kayıp çocuğu bulmak adına yapılan yoğun çabaya karşın Dennis Martin'in kaybolmasının gizemi muhtemelen asla çözülemeyecek.